yanımda olmanın en büyük avantajı da sabah 5'te kalkmayı çok kolaylaştırıyor olması. Dalga sağ olsun, ev hep sıcak. Erkenden kalkıp antrenmanlarımı yapabiliyorum. Tişörtsüz ya da tişörtlü. Bu arada arkadaşlar nevresime takılmayın. Evde fazladan yatak kalmadığı için kız kardeşim yatağında yatıyorum. Bugün 30 Kasım Cuma. Gitmeme yaklaşık bir gün kaldı. Gitmeden önce kız kardeşim benden bir şey rica etti. Daha önceki videolardan bir tanesini izlemiş ve çok beğenmiş. Şampuan reklam videosu. Onun aynısını ona yapıp yapamayacağımı sordu. Bu istek ile beraber aklıma çok iyi bir fikir geldi. Türk bir ailede YouTuber olmak. Kardeşlerimin istekleri doğrultusunda onlara birkaç tane video hazırladım ve aynı zamanda gitmeden önce onlara birkaç tane anı bırakmak istedim. Bugün onun filmi geliyor arkadaşlar. Bu arada beni tanımıyor olabilirsin. Ben Engin, 24 yaşındayım. Şu anda ailemin yanındayım. Normalde ufak bir köyde yaşıyorum. Yaklaşık 2 ay önce işimden ayrıldım ve YouTube 2. sezonu başlattım. Şu anda her çarşamba ve cumartesi saat 7'de video yayınlıyorum. Ve sen şu anda sevdiği işi yapan birini izliyorsun. İyi seyirler. Ups, yanlış intro. Aile evinde aile introsu gelmedi. Bu video için öncelikli olarak biraz geriye sarmak istiyorum. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Merak etmeyin arkadaşlar, çok geriye gitmedik, sonuçta 95'liyim. Ben küçükken anılar kaydedebilmek için eski filmli fotoğraf makineleri kullanıldı. Hatta birçoğumuzun evinde eski fotoğraf albümleri vardır diyebiliriz. Bu fotoğraflar çekimleri yapıldıktan sonra yaklaşık 1-2 hafta içerisinde fotoğrafçıya verdikten sonra alınabilecektir. Ama şu anda devir çok değişti. Çok hızlı bir şekilde çok çabuk anılar kaydedebiliyoruz dijital ortamda. Şimdi teknolojiyle beraber video günlüğüne kadar çekebiliyoruz arkadaşlar. Hepimiz vlogları biliriz. Ama birçok kişi de şöyle düşünür. Benim olağanüstü ekstrem bir hayatım yok. Neyi çekeceğim? Şunu unutmayın arkadaşlar. Herkesin kendine ait bir hikayesi vardır ve hayatınızın başrolünü siz oynuyorsunuz. Güzel bir fikir ve harekete geçmek ile çok güzel şeyler ortaya çıkabilir. Buna ek olarak şu iki şeyi örnek verebilirim arkadaşlar. Bulaşık videolarıyla yaptığım motivasyon videoları tarzında çekimler ve aynı zamanda serayı Amazon ormanları gibi düşünüp çekim yapmam. Hayal gücünüzle birçok farklı şey yapılabilir. Kız kardeşimin ana olarak benden böyle bir video istemesi birçok şeyin değiştiğinin farkına varmama sebep oldu. Daha öncelerde video yapımına başladığımda genelde benden düğün videosu yapmamı istiyorlardı. Akrabalarım ya da arkadaşlarım. Ben de yaptım da deneyim olması için. Bu sefer tamamen farklı bir şeydi. Daha sonra diğer iki kardeşime sordum. Benden herhangi bir video isteğiniz var mı? Ana olarak kalması için. Abim atladı ve şunu söyledi. Benim Ferrari'ye bir çekim yapar mısın? Ben de hayır der miyim? Tabii ki olur dedim. O gün neredeyse ilk kez anne babam olmadan 4 kardeş beraber vakit geçirmiştik. Altımızda abimin arabası olmasıyla beraber istediğimiz her yere gidebilirdik ki bu çekim için çok büyük bir avantaj. Aynı şekilde o günü ana olarak biriktirecek olmamız ve bunu benim filmleştirecek olmam bizi ayrı bir mutlu ediyordu. Abim videosunu bitirdikten sonra küçük kardeşim de benden bir video rica etti. Abi beni Assassin's Creed gibi gösterebilir misin? Assassin's Creed'i bilmeyenler arkadaşlar bir oyun karakteri ve aynı zamanda filmi falan çekildi, şuradan bakabilirsiniz. Tamam dedim. Güzel bir akşam müziğiyle yapılamayacak bir şey değildi. Hemen işe koyuldum. Oh.
sondaki çakma Assassin's Creed bakışı bayağı fena. Oraya çok güldüm arkadaşlar. Bir önceki videomda daha çok anne ve babamı konuk etmiştim video. Bu videomda ise daha çok kardeşlerim üzerindendi. Burada bulunduğum süreç içerisinde onlara olabildiğince bir şeyler katmaya çalıştım. Çoğu zaman bu kanalda sizlere katmaya çalıştığım gibi arkadaşlar. Unutmayın, sonuçta hepimizin gün içerisinde 24 saati var ve bu saatleri nasıl geçirdiğimiz tamamen bizim elimizde. Üşengeçlik, tembellik ve negatiflikte nereye kadar gidebiliriz? Birçoğunuz benim her sabah 5'te uyanmak alışkanlığımı bilirsiniz arkadaşlar. Burada bulunduğum süre içerisinde 3 gün aileme bunu denettirmeye çalıştım. Yani 3 gün boyunca onları uyandırmaya çalıştım. Bakalım neler deneyimledik. Yaklaşık 3... Evet, 3 sabahtır ailemle beraberim şu an. Ve her sabah 5'te uyanmanın da tam 1 ayını doldurmuş bunları. Şimdi ilk 2 gün ailem beni izledi. Tabii değişimleri fark ediyorlar bendeki. Ve denemek istediklerini söylediler. Şimdi önce küçük kardeşimle başlayacağım, erkek kardeşimle. Sonra kız kardeşimi uyandıracağım. Sonra abimi. Sonra da annem babam. Bakalım kimler uyanacak. Yusuf Salih. Yusuf Salih. Ayşe. Ayşe. Abi. Saat 5 uyanacak mısın? Anne, baba. Saat 5. Saat 5 uyanacak mısın? Biraz daha açamam. Saat 5 uyanacak mısın? Anne baba. Saat 5. Açıkçası deneyimlerim çok başarılı geçmedi arkadaşlar. Kendilerinin çok yoğun bir hayatları var. 5'te uyanmasalar da 7'de uyandılar. Sadece ikinci günde babam ve abim biraz antrenmanıma katılabildi. Diğer birinci günde kardeşim yazılımla ilgilendiği için biraz bilgisayar başında yazılımla ilgili bir şeyler denedi. Biraz da kitabı var, ona yeni aldığımız, onu okuyabildi. Onun dışında açıkçası çok bir şey yapamadılar. Ama her bir deneme başarıya yaklaşmak için bir adım sonuçta, çok da problem değil. Denediğim için ben mutluyum. Ailem bu videoyu izlediğinde ben evde olmuş olacağım arkadaşlar. Onları sabah uyandırmaya çalışırken video yaptığımdan haberleri dahi yoktu. Sadece antrenman esnasında kamerayı karşıya koymuştum. O zaman video çektiğim videolardı. Onlar da sizinle beraber bu videoyla öğrenmiş olacaklar. Bayağı sürpriz olacağını düşünüyorum. Benim için de çok keyifli olacak bu. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Ve unutmadan şu anda sevdiği işi yapan birini izledin. Daha fazla izlemek istersen anne ve babamla hazırladığım videoya bakabilirsin. O da bayağı keyiflidir. Onu da tavsiye ederim. Onun dışında bir sonraki videomuzda çarşamba günü saat 7'de olacak. O zamana kadar görüşmek üzere. Mutlu günler dilerim.